Yani tabii kıyaslamayı en genel anlamda özellikle iş hayatı ve genel yaşam olarak yapabilirim. Okul sadece Avusturya'da okudum. Burada sadece kulaktan dolma bilgilerle ve çevremde gördüğüm eğitim sistemiyle yorumlayabilirim ama kendi bakış açımdan iş ve yaşam hayatını sorgulamak ya da yorumlamak gerekirse artı ve eksi her iki ülkede de farklı. Yani Avusturya'da çalıştığım dönemde mesela evet sabit işte sabah 8 akşam 5 ayın sonu ya da ayın başı geldiğinde fix o günde maaşının yattığı ki bu yönde Türkiye'de de aslında çok aşırı negatif deneyimler aldığım söylenemez ama tabii ki de çalışma şartları anlamında işte günlük 8 saattir mesela Avusturya'da 8 saattir. Bu 8 saatin içinde yarım saat molan vardır. Geri kalan küçük molalarını nasıl bölersen o şekilde günün sonunda işini bitirmiş olman gerekiyor Avusturya'da benim deneyimlediğim. Ama Türkiye'de 8 saat aktif çalışma olarak bakılıyor. En azından benim bugüne kadar çalıştığım iş yerlerinde. Tatil çok büyük bir sıkıntı Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de yasal olarak 14 gün ve 16 gün arası yıllık izini var. Almanya'da misal 30 gün var artı bayramlar. O Türkiye'de biraz sıkıntılı. Misal Türkiye'de bir sene önce çalışman gerekiyor izin almak için. Yoksa sürekli ücretsiz izin oluyor. Ve bence o büyük bir sıkıntı. Çünkü Almanya'da her çalıştığın ay için 2 gün otomatik izin oluyor. Türkiye'de 14 gün, belirli kurumlarda 16 güne kadar yıllık izin var. Ücretsiz izin seçeneği tabii ki de iş yeriyle anlaşırsan her yerde mümkün. Ama yıllık izninin 2 hafta olması, hani 365 günde 14 gün çok oran orantıda bana uygun gelmiyor. Çünkü %10 bile yapmıyor baktığımızda. Tamam, yıllar üzerinde bugün sayısı artabiliyor ama işte 5 yıllık kademelerle atlıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ama yurt dışında böyle değil. Başladığın ilk günden itibaren senin bir yılını doldurmadan hatta yani bir yılda yani yıllık izin kavramı 30 gün. Buna diğer ulusal ülkenin tatilleri hariç ki bu Türkiye'de de tabii ki öyle. Ama pek çok kurum o tatillerde de çalışmayı tercih edebiliyor yine de maalesef. Burada bu 30 günü sen ilk ayında 2 gününü kullanabiliyorsun. Hani bunu konuşmadan bu senin hakkın. Bunun için özellikle pazarlık yapman gerekmiyor. Yani Almanya'da şöyle bir şekil, misal bir ameliyat olur, bir hastalık olur, raporunu alıyorsun ve 6 haftaya kadar bir rapor alabilirsin. Ondan sonra hasta parasını alıyorsun. Türkiye'de misal öyle değil. Türkiye'de misal bir hafta hastasın ama devlet sana 3 gün ödüyor ya da en fazla 4 gün diyeyim. Yani çok kesiyorlar. Mesela Almanya'da öyle bir sıkıntı yok. Almanya'da sigorta misal ödüyor ya da işveren de ödüyor. Türkiye'de bunu misal yapmıyorlar. Misal Almanya'da yine de daha rahatsın. Hani tamam kendi mesleğinde iş bulamıyorsun ama başka bir iş yapabiliyorsun ve kendini kurtarırsın. Ama misal Türkiye'de herhangi bir işte bir asgari ücretle yani yaşayamazsın, çok iyi geçinemezsin ve o yönden Almanya'da zor olsa bile Türkiye kadar değil. Şimdi evet Almanya, Avusturya, Hollanda vesaire Avrupa ülkeleri gelişmiş ülkeler genel kavramda. Ama yaşama bakış açısı bana göre bir o kadar da daha monoton, sıkıcı, kuralcı ve bu kuralcılık o kadar insanların ruhuna işlemiş ki bu özgürleşmeyi aslında sadece tatilde yapılabilecek bir şey olarak görüyorlar. Belki biz de tatilimiz 30 gün olsa böyle düşünebiliriz ama genel anlamda hani farklılıkları bu yönde diyebilirim. Ama Türkiye'de şöyle bir şey var. Mesela bunu çok soran oluyor hatta bana. Evet Türkiye'de çalışıyorum. Hayat da hani bazı şekilde biraz zor ama Türkiye Almanya'dan daha çok keyifli. Mesela İzmir'de oturuyorum. Hafta sonu tatil günümde misal sahile gidebiliyorum. İnsanlar sürekli dışarıda bir hareket var. İnsanlar daha böyle sıcak. Almanya misal çok monoton, daha böyle
soğuk diyeyim. Ve Türkiye daha çok canlı. Yani şöyle bir şey var, çevremde de var, okuyanlar da var, iş için gidenler de var. Onları kesinlikle anlıyorum. Yani ben çok hayat tecrübemi yapabildim. Çok ülkeleri gezdim, çalıştım. Ama Türklerde o imkanı yok maalesef. Yani Türkiye'de üniversiteye gitsem bile iş bulması çok zor. Asgari ücreti için çalışıyorlar. Gençler hayalleri var. Önlerini göremedikleri için onları çok iyi anlıyorum. Mesela benim çevremde çok hani genç arkadaşlarım var, çok genç yaşta olanlar. Mesela 25 yaşındaki saçını beyaz, stresten, baskıdan, işte önünü göremiyorum. Ve mesela bizim gibi şanslı değiller. Mesela ben Almanya'da Hollanda sınırında oturuyordum. Ben bir hafta sonra Hollanda'ya, bir hafta sonra Fransa, bir hafta sonra Belçika. Ondan sonra yani istediğim tatilleri de yapabiliyordum. Türklerin maalesef orada hiç şansları yok ve o misal çok üzücü ve gerçekten ben buna çok kızıyorum. Çünkü Türkiye'de çok yetenekli, çok entelektüel insanlar var. Çok büyük hayalleri var. Belki bu insanlar dünyayı değiştirebilir. Ama o imkanları maalesef o gençlere vermedikleri için çok depresifler gençler. Yani maalesef ben bunu görüyorum ve Almanya'da herhangi konuda nasıl anlatayım? Mesela Almanya'da orada da bazı sıkıntılar var. Hani üniversiteye gittin, okudun, atıyorum iş bulamıyorsun ama yine her türlü kendini kurtarabilirsin. Ama Türkiye'de çok çok zor. Yani o kadar zor oldu ki artık gençler evlenmekten de kaçınıyorlar. Çünkü o masrafları artık bile yapamıyorlar. Ve o çok üzücü bir şey gerçekten. Türkiye'de çalışma şartlarına baktığımızda uzun çalışma saatleri, daha sonrasında mobbinge maruz kalma. Evet, belki yurt dışından buraya gelenler için de konuşuyoruz ama Türkiye kendi içinde de çok fazla ayrımcılığa maruz bırakan bir ülke biliyorsunuz ki. Dolayısıyla buranın kendi vatandaşı da ayrımcılığa uğruyor olabiliyor. Bazen bu sadece bir fiziksel görüntüsü sebebiyle olabiliyor. Bazen bu bir hastalığı sebebiyle olabiliyor. Dolayısıyla buradaki kişiler için de bu mevcut. Ama şunu biliyorum, sadece bu da kendi kişisel deneyimlerinden yola çıkarak tersine göç yapan, oradan buraya göçen kişiler genelde şu konuda çok sorun yaşıyorlar. Kişisel sınırlar. Yani işte mesela iş yerinde genelde mesela bir Avrupa ülkesinden gelmiş kişi iş yerinde sadece iş konuşulması ve işte iş arkadaşı olması konusunda sıkıntı çekiyorlar. Çünkü tabii ki de genelleme yapmak istemem ama bazı kurumların içinde bu tür kurallar yok, siz de biliyorsunuz ki. Dolayısıyla genelde kişisel sınırlarla ilgili problemler yaşıyorlar. Ama bizler için de baktığımızda buradan işte Avrupa'ya gitmiş kişiler de şunu söyleyebiliyorlar. İşte çok soğuklar, çok kuralcılar, çok katılar. Aslında hani eleştirdiğimiz ortak kısmın bu olduğunu düşünüyorum. Özellikle bazı ülkelerde şöyle şu tür uygulamalar var. Hani kişinin ruhsal sağlığı ve bedensel sağlığını bütün olarak gören bir yaklaşım mevcut. Yani kişinin aynı zamanda belli bir ay içinde belli psikolojik destek hakkına sahip olduğu ülkeler var. Fakat bizim ülkemize baktığınızda şu an hani özellikle askeri ücretlinin destek alabilmesi çok da mümkün değil. Biliyorsunuz seanslar bir askeri ücretliye göre çok pahalı. Aynı zamanda devlet hastanelerinde de psikolog bulmak çok mümkün değil. Çok uzun süren randevu zamanları, yani şöyle ki bugün gittiğinizde belki 2-3 ay sonra randevu alıyorsunuz ve genelde hastanelerde meslek gruplarımız testör olarak kullanılıyor. Yani sadece kişiyi bir testten geçirip tanı koyma üzerine kurulu. Aslında ihtiyacımız olan şey çok daha fazlası. Gerçek bir terapi hizmetine ihtiyacı var bence vatandaşımızın. Aynı zamanda devlet hastanelerinde kişiler genelde ilk karşılaştıkları kişi psikiyatrist hekimler oluyor ve bu kişilerin, hekimlerimizin de çok fazla vakti olmadığı için ve çok fazla hasta da yatıldığı için, 5 dakikada 10 dakikada bir hasta da yatıldığı için çok fazla kişilerin işte dertlerini dinleyebilme ya da onlara çözüm bulabilme gibi bir durumları olmuyor ve ilacı bağımlı bir toplum haline geliyoruz.